6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında yıkım gerçekleşen iller arasında Diyarbakır ilimiz de vardı. Diyarbakır'da yeni yapılarla birlikte tabii ki tarihi tescilli yapılarımızda da bazı hasarlar meydana gelmişti. Diyarbakır kent genelinde yaklaşık 8 bin adet orta ve ağır hasarlı yapı tespiti yapılmıştı. Hasar gören yapıların yıkımından bilindiği üzere işte kentimizde hala devam etmektedir. 1,5 yılı aşkın bir süre olmasına rağmen hala devam ediyor. Sur içinde de tabii ki bu deprem esnasında işte bazı hasarlar falan tespit edilmişti. Özellikle ilk yapılan tespitlerde 6 tane camide bazı yapısal hasarların meydana geldiği tespiti vardı. Bu camilerin ilk etapta restorasyonuna başlandı. Bununla birlikte yine St. George Kilisesi'nde bazı yapısal hasarlar vardı. Daha sonraki dönemde de yine geçenlerde de Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarını sunduğu Surp Sarkis Kilisesi de yine bu kapsamda onarıma alındı. Deprem sonrasında Diyarbakır surlarıyla ilgili olarak da bir tespit ve analiz çalışması yapıldı. Hem kurul tarafından hem de TUMOP olarak biz de sahada bazı gözlemlerde bulunduk. Çok fazla deprem kaynaklı hasar falan surlarda gözlemlenmedi. Yani şu anda zaten devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında surlardaki onarımlar ve güçlendirmeler devam ediyor. Yani elimizde bunlarla ilgili bir şey verisi yok, hangi yapılan hasar gördüğüyle ilgili. Bunu Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu aslında bu çalışmayı yapmıştı ama bunu bizimle paylaşmadılar. Biraz daha hani bu ihale kapsamına alınacak yapılar olduğu için ondan dolayı çok fazla o bilgilere ulaşamamıştık biz. Ama dediğimiz gibi ilk etapta şey olan yapılar vardı, depremde hasar gören ve bunlar dört ayaklı minarenin işte restorasyona alındığını biliyoruz. Bunun dışında Melikahmet Paşa Camisi, Behram Paşa Camisi, Labay Camisi, Parlı Safa Camii ve St. George Kilisesi ilk etap restorasyonuna alınan yapılardı. Sonrasında da dediğimiz gibi başka yapılarla ilgili de çalışmalar var. Ama bunların bir kısmının da özellikle bu kamudaki tasarruf tedbirlerine den kaynaklı olarak sürecin biraz daha ağır işlediğini gözlemliyoruz. Sur içindeki işte hani bu yasaklı mahalleler vardı. 6 tane yasaklı mahalle vardı. Bu yasaklı mahallede falan yıkım çalışmaları esnasında yaklaşık 89 tane tarihi tescilli yapının yıkıldığı veya zarar gördüğü tespitini biz yapmıştık. Bunu raporlaştırmıştık. Bu kapsamda sadece 2021 yılında 49 tanesiyle ilgili bir ihale yapıldı. Bu 49 tane yapının işte restorasyonu şu an devam ediyor. Onlarda işte hani kısmen bitmek üzere olanlar var veya devam etmek üzere olanlar var. Ama diğer kalan bölümüyle ilgili de henüz yeni bir çalışma söz konusu değil.